Yuvası yıkılan Neşe Karaböcek ve eniştesiyle evlenen Gülden Karaböcek'in bitmeyen küslük hikayesi. Neşe Karaböcek sanat hayatına 5 yaşında adım atıyor. İlerleyen yıllarda oyunculuğu bırakıp müzik piyasasına geçiyor ve altın plak gibi ödüllerin sahibi oluyor. Bu Nasıl Aşk Böyle şarkılarıyla hepimizin gönlünde tat kuruyor. Bu nasıl aşk böyle? Her gün yeniden mahvoluyorum. Bu arada yapımcısı olan Atilla Apsakarya ile 1964 yılında evleniyor. Fakat 10 yıl sonra anlaşamadıkları için boşanıyorlar. Atilla Apsakarya'nın bir plak şirketi vardı. Sonrasında da kazandıklarıyla Eleanor Plak gibi ülkenin en büyük plakçılarından biri oluyor. O sıralar kız kardeşi Gülden Karaböcek müzik piyasasına adım atıyor ve türkü arabesk tarzında şarkılar söyleyerek plaklarını çıkarıyor. Dilek Taşı, Hatıran Yeter, Senden Bir Hatıra Bana Bu Şarkı, Bir Gün Gitsen Bile. Sevmeyeceğim şarkılarıyla hepimizin kalbini çalmıştı o dönem. Fakat Neşe Karaböcek, daha 18 yaşından küçük olan kardeşi Gülden'in ünlü olmasını istemiyor ve bu yolda önüne türlü türlü engeller koyuyor. Gülden'in dediğine göre ablası onun ölmesini isteyecek kadar çok kıskanıyor. Bu kıskançlığı yüzünden annesini ve babasını kardeşi Gülden'e karşı dolduran Neşe, resmen kardeşinin ortada yapayalnız kalmasına sebep oluyor. Daha 18 yaşını doldurmayan, ailesi tarafından istenmeyen Gülden Karaböcek'e ablasının eski eşi Atilla Apsakarya bir el uzatarak ışık olmak istiyor. İşte olaylar tam da burada kızışıyor. Atilla Apsakarya eski eşi Neşe Karaböcek'in müzik piyasasındaki yerini doldurmak amacıyla kardeşi Gülden'in sesini kullanacağını düşünüyor ve bu uğurda Neşe Karaböcek ile boşandıkları yıl içerisinde kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlenme kararı alıyor. Bu olay resmen o zamanların magazin dünyasına bomba gibi düşüyordu. Çiftin Alper adında bir çocuğu oluyor. Fakat birkaç yıl sonra onlar da ayrılıyor. Yani hiç sevmediği halde Atilla ile evlenmeyi kabul ediyor. Çünkü hayat şartları onu bu noktaya sürüklüyor. Bu durumun tek suçlusunun ailesi olduğunu düşünüyor. Bu evlilikten dolayı Gülden'in ailesi, ablası ve çevresi ona sırt çeviriyor. Artık herkes için ablasının kocasını ayartan bir kardeş olarak biliniyor. Gülden Karaböcek bu konuyla alakalı beni fettan bir kadın olarak göstermek istedi ablam. Beni ölmemi isteyecek kadar kıskanıyordu ve müzik piyasasında olmamı istemiyordu. Ama bu evliliğe beni olaylar zorladı. Çünkü tek başıma ortada kaldım. Annem ve babamı da bana düşman etti diyerek olanları anlatıyor. Ablası Neşe Karaböcek ise o benim eşimi elimden aldı. Anadolu'da bu yüzden cinayetler işleniyor. Onunla asla barışmam. Gülden'i mezara kadar affetmeyeceğim diyerek içindeki kinin hala bitmediğini söylüyor. Anlaşılıyor ki film konusu gibi olan bu hikayede iki kız kardeş birbirlerini ömrü boyunca affetmeyecekler.